Az önce söylediğim gibi Vizontele filmindeki baba akü yok sahnesi Kocaeli'nde gerçek oldu. Bir restoranın paket servisi için kullandığı otomobil arıza yapınca tamirciye bırakıldı. Ama 2 ay sonra bir türlü tamir edilemeyen aracı geri almaya gittiklerinde hiçbir parçasının yerinde olmadığını gördüler. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Baba, akü komple yok. Çalmışlar. Vizontele filmindeki baba akü yok sahnesi Kocaeli'de gerçek oldu. Üstelik bu sefer giden sadece akü değildi. Aracın motoru da uçmuştu. Baba, akü yok. Hani Vizontele filmindeki gibi hani baba akü yok diyorlar ya. Şu an motor da yok yani. Vizontele filmindeki bu sahne hepimizi çok güldürmüştü. Oradaki sadece bir espriydi ama Kocaeli'de yaşananlar tamamen gerçekti. Araba arzalarında şirketimiz yaptırılmak üzere bu arkadaşa verdi. Aradan zaman geçti. Biz de bu araba paket dağıttığımız için lazım oldu. Derince'deki bir restoranın paket servisi için kullandığı otomobili arızalanınca tamirciye bırakıldı. Ama aradan 2 ay geçmesine rağmen bir türlü tamir edilemedi. Bu arabayı götüren arkadaşlar arandı şirketimiz tarafından. Cevap gelmedi. Araçlarını emanet ettikleri tamircinin hırsız olduğunu anladıklarındaysa iş işten geçmişti. Bir türlü geri alamadıkları aracın kaputu, motoru, aküsü ve birçok parçası sökülüp çalınmıştı. Ne akü var, ne aynalar var, ne kapısı tutuyor, hiçbir şeyi yok. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Farları açıp bırakırsan öyle olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Hemen polis çağırıp aracı çekiciyle restoranın önüne çektirdiler. İddiaya göre pişkin tamirci utanacağı yere bir de onlara aracı nasıl çekersiniz diye hesap sordu. Tehditli mesajlar attı. Arabayı nasıl alırsınız buradan? Mağdur edildikleriyle kalmayıp üzerine bir de tehdit dinlemek zorunda kalan araç sahipleri tamirciden şikayetçi oldu. Komple motor bulmak lazım. Baba, akü komple yok. Çalmışlar. Gerçekleri aktardık. Teşekkür ediyoruz. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiniz. Bu akşam da bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız ve sosyal medya adreslerimiz, saati biliyorsunuz 18.30. Yarın akşam 18.30'da yine birlikte olabilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.